bir kadın lider olarak Meral Akşener'in adını andık. Ben de Cumhur İttifakı ve Meral Akşener dinamikleri üzerinden yeni kırmızı bir soruyla devam etmek istiyorum. Sayın Bahçeli'nin 2020 Ağustos ayında bir açıklaması oldu. Evine dön çağrısı. Siz de bu çağrıya isyan ettiniz. Dediniz ki madem Akşener'i geri çağıracaklardı onunla İyi Parti'ye geçen dava arkadaşlığı yaptığım insanlarla acaba ben neden kötü oldum diye sorguladınız. Hakikaten o o kavgalı gürültülü kurultay sürecine sizin ön cephede nasıl savaştığınızı da hatırlayınca bu kamuoyunda da şaşkınlıkla karşılandı ama tabii bir alt katmana baktığımızda bu davetin tam da İyi Parti'nin oylarının yüzde %15 seviyelerine anketlerde geldiğinde olması da kafalarda bir soru işareti bıraktı. Şimdi bir taraftan sizin yine ardından İyi Parti'deki kaynamalar devam etti. İşte sayın Özdağan, Ümit Özdağan, Buğra Kabuncu ile ilgili FETÖ'cü atıfları bunların manşete taşınması geldi. Hadi Özış'ın YouTube programında sizin yaptığınız bazı açıklamalar var. Burada eleştiriler getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki Sayın Akşener ile ilgili FETÖ'cü denildi, bölücü denildi, yıkıcı denildi, siyasi ayağı araştırılsın, yurtta sulh konseyi diyenler sorgulansın denildi. Her şey söylendi Sayın Akşener için diye serzenişte bulunmuşsunuz. Dolayısıyla hani burada Sayın Akşener için işte FETÖ'cü olduğuna dair iftira atılması, şimdi Buğra Kabuncu olayı, evine dön çağrısı bu arada Sayın Akşener'in oylarının anketlerde yüzde on görülmesi. Acaba Meral Akşener'i davet eden perde arkasında kimdi sorusunu aklımıza getirdi ve Meral Akşener Cumhur İttifakı içinde gerçekten çok korkulan bir siyasi rakip haline mi geldi? Soru gelsin. Cumhur İttifakı Meral Akşener'i bitirmeye mi çalışıyor? Şimdi benim Sayın Akşener'in FETÖ'cü olduğuna dair benim beyanım yok. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. FETÖ'cü olduğunu söyleyen. Eleştiriniz var. Söyleyenleri eleştiriniz tabi, var. Tabii tabii. Söyleyenler var değil mi? Ee, bölücü diyenler var, yıkıcı diyenler var. Ama benim sistemim şuydu. 41 yıllık partimden beni Cumhur İttifakı'na zarar veriyorum diye attınız bir günde. Ama Cumhur İttifakı'nın karşısında mücadele eden, MHP'yi ele geçirmek isteyen, Sayın Devlet Bahçeli'yi koltuğundan etmek isteyen Meral Akşener'i de evine dön dediniz. Bu nasıl bir anlayış dedi. Meral Akşener'le ilgili, hanımefendiyle ilgili benim bir sözüm var. Koray Aydın, 15 Mayıs Kongresi'nin bir gün sonrasında, 16 Mayıs'ta bir ulusal kanalda Meral Akşener FETÖ'cü mü dediklerinde, FETÖ'cü müdür değil midir bilemem ama bütün toplantılarını FETÖ'cüler organize ediyor, FETÖ'cüler katılıyor dedi. Şimdi siz böyle birisine döndünüz eve dön dediniz. Yetmedi Sayın Cumhurbaşkanı yerli ve milli dedi değil mi? Evet. Şimdi dönüldü aynı Cumhur İttifakı Sayın Akşener'e dün hep beraber okuduk değil mi? İp müdüresi, bölücü, yıkıcı, Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı arkadaşı yine çok ağır hakaretler ediyorlar. Dolayısıyla burada e, bu sözü söyleyenler aslında tavrını ortaya koymalılar. Yani bizden ziyade, Sayın Akşener'den ziyade bu soruya cevap vermesi gerekenler Meral Akşener'e evine dön ve yerli ve milli partidir diyenler. Parti 30 saniye. Niye? Çünkü Sayın Akşener durduğu yerde duruyor. Bir tavır sergilemiş. Cumhur İttifakı'na karşı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmam diyor. Bununla ilgili de mücadelesini sürdürüyor eleştirilerini de acımasız bir şekilde yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanına karşı da çok ağır ifadeler kullanıyor. Ben MHP genel başkanına en ufak kötü söz söylemeyi Allah bana nasip etmesin. Ama Sayın Akşener'in sözlerine bakınca ben üzülüyorum. Bunu eve davet etti de beni niye attı diye. Çünkü çok ağır sözler. En son HDP üzerinden yaptığı çağrı değil mi? Çok biliyorsan git mahkemeye ver dedi. HDP kapatılsın diyorsan dedi. Ne konuşuyorsun dedi. Tayyip Erdoğan'a dedi ki şu küçük ortağınla ilgilen dedi. Küçük ortağınla ilgilen diyor. İlgilen ne demek? Artı 30. Dolayısıyla Sayın Akşener, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na çok ağır sözler söylemiş olmasına rağmen e, maalesef eve dönmeye ve yerli ve milli olduğu söylenince e, Cumhur İttifakı'nın Meral Akşener'i bitirmek istediğini düşünmüyorum belki çok iddialı bir şey olacak ama Meral Akşener yarınlarda Cumhur İttifakı içerisinde yer alırsa da hiç şaşmamak gerekir.